Ben evliliğe hazır değildim ki Hülya. Böyle bir şey aklımın ucundan bile geçmezdi. Beni kendi doğal ortamımdan alıp hiç bilmediğim bir habitata bıraktılar. Bocaladım tabii. Karım da sonuçta senin gibi biriydi. Kayıtsız kalabileceğim biri değildim. Tamam. Ben de kabul ediyorum. Zor zamanlarından faydalandım. Ailenle alakalı konularda seni köşeye sıkıştırıp evliliğimizi zorla sürdürdüm. Filiz'den Mehmet'i aldım. Seni bir anda çocuklu bir adam yaptım. Sonra da böyle burnundan süreye süreye İstanbul'da yaşamak zorunda bıraktım. Kabul ediyorum. Mehmet'i bu celsenin dışında bırakmak istiyorum sayın mahkeme üyeleri. Kabul edilmiştir. Evet tamam, Mehmet yok. Haklısın. Sonuçta oğlumuzun varlığı için ikimiz de Allah'a şükrediyoruz. Aynen öyle. O yüzden kayıtlardan çıkarılsın lütfen. Tamam. Fena gitmiyor sanki ilk celse. İyi, hiç fena değil. Baksana. Gerçekten berbat bir evliliğimiz varmış değil mi? Çok da güzeldi. Evet, çok güzeldi. Mahkemeye yarına kadar ara verilmiştir. Aman iyi tamam. Bak işte biz seninle konuşamıyoruz. Ciddi hiçbir konuya odaklanamıyoruz. Ne yatakta ne de dışarıda. Yarın tekrar deneriz. Ama pazartesiye kadar bir uzlaşma sağlamamız lazım. Gerçek hakim bize soracak. Boşanmak istiyor musunuz diye. Doğru. O nedenle bizim de oyunu bırakıp iki yetişkin gibi gerçek konularda gerçekten konuşmamız gerekiyor Kerim. Mesela biz gerçekten birbirimize uygun muyuz? Ben senin kendine uygun gördüğün bir eş miyim? Sen aynı şekilde benim için öyle misin? Normal şartlarda birbirimizi seçer miydik mesela? Hı? Belli ki sen beni seçmezdin. Çocukluk rüyaları bitince insan daha gerçekçi ilişkiler seçer. Haklısın. Tam olarak sorunumuz bu işte. Senin bu şımarıklığın. Bütün dünyanın sadece senin etrafına döndüğünü sanman. Böyle çocuk gibi küsüp kaçmaların. Sorunum bu Kerim. Bak bunlar beni şişiriyor, anladın mı? Böyle sen varlığınla insanı terörize ediyorsun, anladın mı? Böyle bir korkusuzca bir ilişki yaşanmıyor seninle. Böyle karşılıklı oturup her şeyi konuşup ateşlerden geçip yan yana kalmayı beceremiyorsun. Kaç sene oldu yanındayım işte. Buradayım duruyorum. Neyin kavgasını yapıyorsun anlamıyorum. Eğer ben ucunu bıraksaydım şu an neredeydin Kerim? Nerede? Cambridge'de. Neden mesleğimle ilgili iyi bir fırsatsa peşinden gidemiyorum? Bunu anlamıyorum. Git. Sana asla gitme demem. Sen fakir bir öğretim üyesi değilsin Kerim. Aciz de değilsin. Çocuklarını, eşini alıp hep birlikte bir yere gidiyor olmak seni asla yıkmaz. Ama yok. Sen bunu aklına bile getirmezsin. Aklının ucundan geçmez böyle bir şey. Hele de bana biraz kırgınsan fırsat görürsün böyle kaçıp gitmek için. Biliyorum. Çok üzülürsün. Benim peşinden geleceğimi, seni durdurmaya çalışacağımı düşünürsün.